adlı Arnavutköy'den ihbar edilen çocukların kulağını kestiği yavru köpek. Evet, bu kekinin kulağını kesmişler ve bunu çöpün kenarına atmışlar. Mahalleli çocukların kestiğini söyledi. İkisini de hemen korumaya alıyoruz. Bilecik'ten ihbar edilen trafik kazalı köpek, şu bacağı kırılmış, oldukça da küçük. Evet, küçük bir erkek köpek. Hemen bunu tedavi alıyoruz. Sağ olsun diğer vatandaşlar hemen ihbar ettiler. Bilecik'ten ihbar edilen trafik kazalı köpek, şu bacak kırılmış. Diğer bacakta bir sorun yok. Şu bacak tam olarak şuradan kırılmış. Şimdi Bilecik'ten ihbar edilen oldukça bakımsız bir köpek. Çok zayıflamış. Büyük ihtimalle bir hastalığı var. Üstelik de yaşlı bir kız. Hemen bunu da korumaya ve tedaviye alıyoruz. Öncelikle kliniğe götüreceğiz. Daha sonra da duruma göre bakacağız. Bir vatandaşın ihbar ettiği Bilecik'ten saçmayla vurulmuş bir köpek. Yaklaşık 7-8 yerinde saçma izleri var. Özellikle şuradaki iç organlara kadar girmiş. Evet, bunu yapan şahıs hakkında tam olarak belli değil. Ama şüphelendiğimiz şahıs hakkında da suç duyurusunda bulunacağız. Oldukça küçük, yaklaşık 7-8 aylık bir erkek köpek. Gayet sakin. Şuradan giren saçma iç organlara kadar zarar vermiş. Şuralarda var, boyun altlarında var ve kasık aralarında var. Yaklaşık 8-9 yerde benim sayabildiğim bir iz var. Burada da aynı şekilde, şurada da çok kötü iz var. Ve bu sanki birkaç saat geçmiş gibi üzerinden. Abi zaten ben yeni gördüm. Birkaç saat geçmiş gibi, hayvanın ateşi de var. Bu dün akşamki olay galiba. Evet. Bu hayvanı nereye götürüyorsunuz? Bilecik'ten ihbar üzerine tedavi aldığımız saçmayla vurulmuş, tüfekle vurulmuş köpeği kliniğe getirdik. Evet, ateşi var. Şuralarda delikler var. Saçma delikleri. Bilecik'ten ihbar edilen bacağı kırılmış uyuzlu bir yavru köpek. Evet, şu bacak şuradan itibaren kırılmış. Sallanıyor ve şişmiş de biraz. İleri seviyede de uyuzlu var. Tir tir de titriyor. Çok üşümüş. Büyük ihtimalle de korkmuş. Buna neyin sebep olduğunu bilmiyoruz. İhbar etti vatandaşlar. Hemen tedaviye aldık. Kliniğe götürüyoruz. Gel kusur. Şu bacak şuradan itibaren gitmiş tamamen. Bilecik'ten ihbar üzerine tedavi aldığımız bacağı kırılan köpeği, yavru köpeği kliniğe getirdik. Evet, bacak buradan itibaren kırılmış ve ödem yapmış. İleri seviyede de uyuzu var. Bilecik'ten ihbar edilen trafik kazalı köpek, şu bacağı kırılmış. Oldukça da küçük. Evet, küçük bir erkek köpek. Hemen bunu tedavi alıyoruz. İnşallah diğer bacakta bir sorun yoktur. Şu bacağın kırık olduğu kesin ama. Hemen kaldırıyoruz. Bilecik'ten ihbar edilen trafik kazalı köpek, şu bacak kırılmış. Diğer bacakta bir sorun yok. Şu bacak tam olarak şuradan kırılmış. Az önce vatandaşlar ihbar etti. Hayvan sırılsıklam olmuş. Oldukça da zayıf, bakımsız bir köpek. Hemen tedaviye aldık. Tedavideki canlar için desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Bilecik'ten ihbar edilen boyunun altında kocaman bir tümör olan köpeği kliniğe kaldırıyoruz. Vatandaşlar ihbar etti. Sanırım hafiften de bir ateşi var. Evet, oldukça da yaşlı. Şu gözde de problem var. Şu göz gitmiş tamamen. Biraz daha yaklaşabilir misin? Şu gözü de kör. Bu göz hiç görmüyor. Şu görüyor. İyi durumda. Evet, böyle de büyük bir tümör var. Hemen bunu kliniğe kaldırıyoruz. Evet, oldukça. Köpeği getirdik. Çenesinin altında oldukça büyük. Yaklaşık 3-4 kiloluk bir tümör var. Ve patlamış bu enfekte de. Enfeksiyon da kapmış. Yavaş yavaş akıyor. Hemen kliniğe getirdik. Oldukça huysuz. Hafif bir sedasyonla muayenesi yapılacak. Evet, şu gözü de kör olmuş tamamen. Bu kapanmış bu göz. Bilecik'in Koyunlu köyü. Aynen. Koyun köyü. Koyun köyünden ihbar edilen patisi ezilmiş bir köpek. Üstelik şuraya kadar da şişmiş. Kırık ya. Şuradan da kırık var. Şuradan. Evet. Evet. Burada da sorun var. Şuradan kırık. Ve şurası şöyle şişmiş. Bakın, diğer pati bu. Ezilen de bu. Evet. Görün çok kötü gerçekten.
Bu işlevini tamamen kaybetmiş. Şuralar ateş gibi yanıyor. Hemen bunu kliniğe kaldırıyoruz. Bilecik'in Koyun Köyü'nden ihbar üzerine tedavi aldığımız köpeğin bacağı bu. Şuradan itibaren kullanamıyor. Bir de üstelik de çok zayıf bir köpek. Nereden hocam? Buradan itibaren şişmiş bacak. Hem yanmış, kaynamış, hem abrasyon yarası var. Yine Bilecik'ten ihbar edilen prolapsus rectum vakası. Evet, rectum'un dışarı çıkması yani. Yaklaşık 2 aylık falan bir köpek. Çok küçük. Hemen bu yavrucağı da tedavi alıyoruz. Evet, durumu şu. Bilecik'ten ihbar edilen prolapsus rectum vakalı köpeği getirdik. Kanama da var bunda hocam. Evet, kanama da var. Oldukça zayıf, çok küçük bir köpek. Yani kendisi bu kadarcık bir şey. Hemen bunu kliniğe kaldırdık. Sakarya Pamukova otoyolundan ihbar edilen köpeğin durumu bu. Çok kötü olmuş gerçekten bu bacak. Büyük ihtimalle trafik kazası. Şurada da bir yara var. Bu daha küçük. Oldukça da küçük bir köpek. Ve bu yara yaklaşık bir hafta 10 günlük. Evet, hemen bu yavrucağı kliniğe kaldırıyoruz. Sakarya Pamukova otoyolundan ihbar üzerine tedaviye aldığımız yavru köpeğin bacağı bu. Hemen kliniğe getirdik. Evet, perişan durumda. Yani bu böyle bir hafta 10 günlük değil mi hocam? Aşağı yukarı yara. Bir hafta 10 günlük vardır yani. Aşağı derece. Bir hafta 10 günlük ve kendisi de çok küçük. Yaklaşık 4-5 aylık. Bir de şurada da küçük bir yara var. Bu çok sorunlu değil ama buradaki tamamen bacak işlevini kaybetmiş durumda. Büyük ihtimalle amputasyon. Yani kurtarılacak durumda değil maalesef. Sakarya'dan ihbar üzerine tedaviye aldığımız her iki bacağı parçalanmış kedi. Şu bacak tamamen kopmuş durumda. Diğeri de soyulmuş ve çamur içinde. Enfeksiyondan da anlaşıldığı kadarıyla uzun bir süre bu şekilde yaşam savaşı vermiş. Şu bacağı kurtarma imkanı tamamen yok. Kalçadan itibaren kopmuş. Üzerinden bir şey geçmiş olabilir veya bir insan tarafından yeniden yapılmış olabilir. Tam olarak belli değil. Çok küçük bir kedi, yaklaşık 2-3 aylık. Evet değerli arkadaşlar, bunun gibi patisi kopmuş, ağır tedaviler gören tümörlü hayvanlar var klinikte. Bunlar için desteklerinizi bekliyoruz. Bursa İnegöl yolundan ihbar edilen gözü tamamen dışarı çıkmış bir köpek. Evet, bu göz işlevini tamamen kaybetmiş durumda. Oldukça da küçük, küçük bir köpek. Aynı zamanda da uyuzu var. Vatandaşlar ve muhtar hemen ihbar etti, sağ olsun. Hemen bunda tedavi alıyoruz, durumu çok kötü. Değerli arkadaşlar, Bursa İnegöl yolundan ihbar edilen tek gözü tamamen dışarı çıkmış köpeği kliniğe getirdik. Oldukça da küçük, oldukça da güzel bir ırk. Evet. Göz amputasyon kesinlikle de kurtarılacak gibi değil. Ve ileri seviyede de uyuzu var. Şuralarda falan. Şu pireye bakın. Pire yumurtaları, pire. Evet, perişan olmuş köpek. Bunları alıyorlar, sonra sokağa atıyorlar böyle. Onlar da sokakta yapamıyor. Ve bu şekilde perişan bir hale gelmiş. Şimdi yazık değil mi yani? Bu hayvanın tek gözü tamamen alınacak maalesef. Bilecik'ten ihbar üzerine tedavi aldığımız ufak bir kedi. Arka bacağı tam kalçaya yakın yerden kırılmış. Oldukça da küçük. Kırık oldukça sıkıntılı bir noktada. Hemen ameliyatı yapılacak. Evet, pin takılacak büyük ihtimalle. Değerli arkadaşlar, son zamanlarda çok ağır vakalar aldık. Bu ufaklık da ameliyatlık bir vaka. Tedavideki canlar için desteklerinizi bekliyoruz. Oldukça çok can var klinikte. Sakarya Hendek Akarca Köyü'nden ihbar üzerine tedavi aldığımız çok küçük bir köpek. Oldukça da zayıf. Şu göz tamamen kapanmış ve başının şurasından enfeksiyon akıyor. Durumu oldukça kötü. Hemen serum bağlandı. Genel sağlık durumu düzeltildikten sonra aslında tedaviye geçecek ama buna hani ilk önce serumla genel sağlık durumunun düzeltilmesi gerekiyor. Bilecik'ten ihbar üzerinde tedaviye aldığımız ufak bir kedi. Gözü tamamen dışarı çıkmış. Darbeye mi bağlı yoksa başka bir sebep mi tam bilinmiyor. Şu an hekimlerimiz hemen müdahaleye başlıyorlar. Oldukça da ufak. Yaklaşık 2 aylık falan. Evet, şu göz. Durumu çok kötü. Bilecik'ten ihbar edilen oldukça perişan bir köpek. Şu gözü tamamen kapanmış. Şuralarda ödem var. İleri seviye uyuz.
Evet, çok kötü durumda. Şurada kanamalı, enfeksiyonlu yaralar var. Ve hemen bu yavrucağı da tedaviye kaldırıyoruz. Yaklaşık 3-4 aylık dişi bir köpek. Şu hale bakın ya, perişan olmuş hayvan. Hemen kliniğe kaldırıyoruz. Evet, Bilecik'ten ihbar edilen perişan durumda köpeği kliniğe getirdik. Durumu bu maalesef. Aman Allah'ım, inanılmaz derecede kötü. Enfeksiyon da var aynı zamanda ve inanılmaz da bir koku geliyor. Hemen hekimler hemen tedavisine başlayacaklar. Perişan olmuş. Maalesef perişan olmuş. Zonguldak Ereğli Araplı. Alaplı arası Alaplı. Değil mi? Alaplı. Zonguldak Alaplı'dan ihbar edilen tümörlü köpek ve tümörü patlamış. Oldukça da küçük, sağ olsun İsmet Bey hemen ihbar etti. Çok kötü durumda abi bu. Tümör patlamış durumda. Yaklaşık 3-4 kiloluk bir kitle var. Ve enfeksiyon akıyor. Zonguldak Alaplı'dan ihbar üzerine kliniğe kaldırdığımız köpek. Evet, durumu oldukça kötü. Yaklaşık 3-4 kiloluk bir tümör var burada. Köpek çişini yapmakta da zorlanıyor. Evet, şöyle. Kitle alınacak ancak enfeksiyon da var. Onun için genel sağlık durumu düzeltildikten sonra alınacak. Böyle de güzel bir köpek. Bilecik'ten ihbar edilen, kalçasına darbe alan kedi. Sinirsel hasar var. Şükür kırık falan yok. Şimdi hekimlerimiz hemen tedavisine başlayacak. Böyle de güzel bir kedi. Evet. Bilecik'ten ihbar edildi az önce. Bilecik'ten ihbar üzerine tedaviye kaldırdığımız kedi. Kulağında kanser var. Maalesef bir kulak tamamen erimiş durumda. Tamam kızım, tamam kızım. Dur. Evet. Kulağın durumu bu. 5-6 yaşında var. 5-6 yaşlarında perişan olmuş hayvan. Evet, şu kulak tümüyle erimiş durumda. Hekimlerimiz hemen müdahaleye başlıyorlar. Arkadaşlar, Bilecik'ten ihbar edilen trafik kazalı köpeği almaya geldik. Oldukça küçük, yaklaşık 2 aylık bir köpek. Bir araba çarpmış. Kafasının şu tarafı ezilmiş. Şurada ödem var. Ve pati tamamen soyulmuş durumda. Evet. Patinin durumu oldukça kötü görünüyor. Hemen bu yavrucağı alıyoruz. Şurayı fazla kımıldatmadan alalım hemen. Tedavi alıyoruz. Patiyi toparlarız diye düşünüyorum. Burnunun kenarında da ufak bir yara var. O sorun değil. Bu taraftan araba çarpmış. Denizli Honaz'dan ihbar edilen köpeği almaya geldik. Ancak köpeğin durumu çok kötü. Yani ayağa kalkacak hali kalmamış hayvanın. İleri seviye uyuz ve kaş eksi var. Şimdi hemen bu köpeği tedaviye kaldıracağız ancak durumu içler acısı. İnşallah kurtarabiliriz. Çok perişan bir durumda köpek. Hiçbir şekilde ayağa kalkamıyor ve aşırı derecede de bir kokusu var. Enfeksiyon ve pire de var. Hem de aşırı derecede, yani böyle bir şey yok. Göl pazarından Semra ablanın oradan ihbar üzerine tedaviye kaldırıyoruz. Arka taraf ezilmiş. Şurada enfeksiyonlu yara var ve oldukça da büyük bir ödem var. Çok da güzel bir kedi, dişi kedi. Daha önce de 6 tane yavrusu varmış değil mi abla? Hı hı. Hemen bunu kliniğe kaldırıyoruz. Her iki bacakta da kımıldatamıyoruz. %90 kırık var. Yani sürünüyor. Hı hı. Açarak sürünüyor. Ezildiği belli, oldukça ağır bir travma atlatmış. Evet, şu şekilde. Ve delikler de var şurada. Hemen kliniğe kaldırıyoruz bu kuzuyu. Değerli arkadaşlar, Bilecik'ten ihbar edilen arka iki bacağı da kırık yavru. Oldukça küçük. Fazla sallamayalım hocam. Evet, şuradan ve şuradan kırık. Şurada da ödem var. Evet, büyük ihtimalle trafik kazası. Hatta görgü tanıkları araba geçtiğini söylüyor. His var bacaklarda belli. Kımıldatabiliyor. Ancak iki bacağı da kırık. Arka iki bacak tamamen kırık. Hemen kliniğe kaldırıyoruz. Arka iki bacağı kırık. Yavru köpeği kliniğe getirdik. Evet, bu bacakta çoklu kırık var. Sol bacakta. Sağ bacakta ise bir kırık var. Burası daha vahim durumda. Evet, oldukça küçük.
bir yavru erkek köpek. Hemen kliniğe kaldırdık. Değerli arkadaşlar, tedavisi devam eden çok can var. Kedilerimiz var, köpeklerimiz var. Bunlar için desteklerinizi bekliyoruz. Değerli arkadaşlar, Bilecik'ten ihbar edilen şu bacağı kırık köpek. Tam şuradan itibaren kırılmış, ödem de var. Kaçmasın diye hemen biz tasmayı taktık. Evet, bu ufaklığı da kliniğe kaldırıyoruz. Şu bacak kırılmış, arka bacağı. Bilecik'ten ihbar üzerine tedavi aldığımız arka bacağı kırılmış köpeği kliniğe getirdik. Oldukça kötü yerden kırılmış. Evet, parçalı kırık var. Bacak çünkü kendiliğinden sallanıyor. Bu ufak kızın da tedavisine hemen başlanacak. Değerli arkadaşlar, bir sürü can var tedavide. O kadar ilan açıyoruz ancak maalesef yani gelen destek iki tane hayvanın tedavisini yapmıyor maalesef. Yani imkanı olan dostlardan biraz daha özveri bekliyoruz. Yassıören'den ihbar üzerine tedaviye kaldırıyoruz. Durumu oldukça perişan. Bir deri bir kemik kalmış. Buradaki piknikçiler ihbar ettiler. Hemen geldik. Evet, vücutta enfeksiyon da var büyük ihtimalle. Çünkü gözlerde çapaklanma var. Yüksek ateş. Ve hırıltı. Hırıltı da var. Evet, düzensiz nefes alma. Ve hiç hali yok köpeğin. Bu ufaklığı kliniğe kaldırıyoruz. Bunu İBB kısırlaştırıp atmış. Oldukça küçük bir köpek. Yaklaşık belki de 4-5 aylık bir şey. Arkadaşlar, Bilecik'ten ihbar üzerine kliniğe kaldırdığımız kedi ameliyat olacak. Durumu oldukça kötü. Şu kemik buradan çıkmış. Dışarıya. Maalesef. Ya bu kalça kemiği değil mi hocam? Evet. Kalça kemiği çıkmış. Ve kanama da devam ediyor. Ameliyata girecek. Ağır vakalı canlar için desteklerinizi bekliyoruz. Birçok vaka var şu an tedavisi devam eden. Bu güzellik de çok uysal bir şey. Ameliyatla bacağı düzeltilmeye çalışılacak. Değerli arkadaşlar, Bilecik'ten prolapsus ve rektum vakası. Ve kanama hala devam ediyor. Rektum tamamen dışarıda. Oldukça da küçük bir köpek. Hemen bu yavrucağı kliniğe kaldırıyoruz. Durumu oldukça kötü görünüyor. Yani biz kaçmasın diye hemen tasma taktık boynuna ama kaçacak durumda da değil zaten. Bilecik'ten ihbar üzerine kliniğe kaldırdığımız prolapsus ve rektum vakası. Evet, rektum tamamen dışarıda. Ve kanama devam ediyor. Evet, böyle küçük bir erkek köpek. Kütahya Tavşanlı'dan Ümmü Hanım'ın ihbar ettiği yüzü tümörlü kedi. Göz işlevini kaybetmiş. Sol taraf tümüyle, evet, orada tümüyle doku kaybı, ağır doku kaybı var. İnşallah boğaz içine doğru metastaz yapmamıştır. Kütahya Tavşanlı'dan ihbar üzerine tedaviye kaldırdığımız kedi kliniğe getirdik. Evet, yüzünün sol tarafı tümüyle gitmiş, göz dahil. Oldukça durumu kötü. Hemen bu yavrucağı da tedaviye aldık. Değerli arkadaşlar, tedavisi devam eden 6 vaka var. Hepsi ameliyatlık, bunlar gibi ağır vakalar. İnşallah bunu da sağlığına kavuşturmaya çalışacağız. Çok uzun zamandır bu şekildeymiş. Yani mahallenin ihbarına göre. Evet, dişler dışarıda. Çenenin yarısı gitmiş tamamen maalesef. Göz tamamen işlevini kaybetmiş durumda. Değerli arkadaşlar, Bilecik'ten ihbar edilen TVT kanserlik köpek. Biz hemen kaçmasın diye zincir taktık ancak zaten çok da uysal bir köpekmiş. Evet. Dur kızım. Arkasında kanama devam ediyor. Hemen bu yavrucağı kliniğe kaldırıyoruz. Bilecik'ten ihbar edilen tweetli köpeği kliniğe getirdik. Oldukça durumu kötü. Kanama halen devam ediyor. Yaklaşık 1,5 yaşlarında dişi bir golden. Şimdi değerli arkadaşlar, bu vakayla birlikte 7 tane can tedavi görüyor. Yani ihbar ediliyor ama ihbar edildikten sonra maalesef unutuluyor ve toplanan destek 7 vakanın sadece 2 tanesini tedavi ettirebiliyor. Manisa merkezden ihbar edilen şu bacağında
kırık ya da çatlak olan köpeği, erkek köpeği tedavi alıyoruz. Oldukça küçük kendisi. Sağ olsun burada bir pet shop hemen korumaya aldı. Biz gelene kadar. Şimdi bunu yavrucağı hemen tedavisi için alıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Manisa'dan aldığımız, önce havalı tüfekle vurulan, bakın böyle delikler var vücudunda. Kaçarken de büyük ihtimalle araba çarpmış köpeği, ufaklığı. Erkek köpeği. Hemen kliniğe getirdik. Şunun güzelliğine bakın. Bunu kim, buna kim zarar vermeye çalıştır ya? Buna kim, yani hangi vicdansız. Manisa'dan aldığımız ikinci vaka. Bu bacak kırılmış daha önceden ve yanlış kaynamış. Şuradan itibaren maalesef açılmıyor. Bunu ilk önce açmaya çalışacağız. Çünkü kemik ve şeylerde erimeye başlamış artık. Kaslar erimiş, tamamen incelmiş. Manisa'dan aldığımız köpeğin bacağı bu. Hiçbir şekilde kullanamıyor ve açamıyor. Bir şekilde açmaya çalışacağız. Ancak bu buraya bütünleşmiş. Ve şurada da bir bozukluk var değil mi hocam? Yapı bozukluğu var. Evet, burada da var aynı şekilde. Yani bütün şu 2-3 eklemde de yapısal bozukluk var. Hayvanı tamamen yük durumda şu an bu bacak. Ama bir şekilde bunun tedavisi için uğraşacağız. Ve buradan da bozukluk hala var. Yapısal anatomi bozukluğu. Değerli arkadaşlar, Kocaeli Kandıra'dan ihbar edilen köpeği almaya geldik. Kasık arasında 5-6 kiloluk kocaman bir tümör var. Alt taraftan da patlamış enfeksiyon akıyor. Evet, 2 tane tümör var hatta. Şöyle göstereyim. Dişi bir köpek. Hemen sağ olsun buradaki Murat Bey ihbar etti. Evet, bu kızı tedaviye kaldırıyoruz hemen. Değerli arkadaşlar, Kocaeli Kandıra'dan ihbar edilen tümörlü köpeği, kasık arasında yaklaşık 5-6 kiloluk tümör olan köpeği kliniğe getirdik. Evet, durum bu. Patlamış ve kanama da devam ediyor. Setter cinsi bir köpek. Şimdi arkadaşlar, Bilecik'ten asites vakası. Yavru köpeğin karnı bu kadar şiş. Sıvı toplanması, yani karın boşluğunda sıvı toplanması. Hemen kliniğe kaldırıyoruz. Küçük bir dişi köpek. Ve pire kaynıyor. Çok fazla da piresi var. Bilecik'ten ihbar edilen asites vakası. Karın boşluğunda sıvı dolması yani. Aşırı derecede şişkin. Yaklaşık 3-4 aylık bir köpek. Hemen tedavisi için kliniğe kaldırdık. Değerli arkadaşlar, şimdi Çayırova'dan aldığımız, ihbar üzerine tedavi aldığımız bacağı patisi kırık kedi. Çayırova'dan Ayşe Hanım'ın ve Fevzi Hanım'ın ihbarıyla aldık. Hemen sedasyon verildi çünkü çok agresif bir kedi maalesef. Evet. Aşırı agresif. Hem zor yakalandı hem de zor tedavi alındı. Değerli arkadaşlar, Bilecik'ten ihbar üzerine tedaviye kaldırdığımız her iki bacağı da kırık yavru köpek. Maalesef her iki bacağını da kımıldatamıyor. Hemen bu yavrucağı da tedaviye aldık. Evet, şuradan kırılmış. Diğeri de tam eklem yerinden, tam şuradan kırılmış. Oldukça da küçük. Bu kadar küçük bir erkek köpek. Ve dehidrasyon da var. Yani sokaklarda bu şekilde aç susuz kalmış. Şuradan itibaren kalçada büyük bir ihtimalle sorun var. Bir şey çarpmış olabilir, bir şey geçmiş de olabilir üzerinden. Yalnız şuradan kırık. Ve bu ufaklığı da hemen tedavi aldık. Şimdi ne olduğunu bilmediğimiz bir kedi ihbar edildi. Şurada bir delik var ve arka bacaklar hiç hareket etmiyor. Şurada da ödem var. Fazla hareket ettirmemeye çalışacağız. Hemen bu canı da kliniğe kaldırıyoruz. Durum oldukça kötü. Fazla sarsmadan bezin üzerine aldık ve kliniğe götüreceğiz. Genel sağlık durumu da çok kötü maalesef. Sokaklarda ne kadar kaldı bilmiyoruz. Bu yavrucağı hemen götürüyoruz. Şurasında ve kalçasının altında bir delik var. Ayrıca şu bacakta ödem var. Şu bacağı da hiç hareket etmiyor. Yani his yok yani ayaklarda. Büyük ihtimalle belde bir sorun var. Daha da kötüsü, artık buz gibi olmaya başlamış. Değerli arkadaşlar, Kocaeli Çayırova'dan Ayşe Hanım'ın ihbarıyla tedaviye kaldırdığımız kedinin durumu bu. Gözün biri tamamen dışarı çıkmış durumda. Şu göz tümüyle işlevini kaybetmiş. Şu göz tümüyle işlevini kaybetmiş. Diğer gözde göz belirtileri var. Evet, bunu kurtarmaya çalışacağız. Bir de şurada da oldukça büyük, yaklaşık ceviz büyüklüğünde bir apse var.
Hemen kliniğe kaldırdık bu yavruyu da. Çok küçük, yani el kadar bir şey. Bu kadar. Bilecik'ten ihbar edilen köpeği almaya geldik. Durumu perişan. Hemen tasma taktık kaçmasın diye. Ağaç kabuğu gibi olmuş hayvan maalesef. Ve çok zayıf. Aşırı zayıf bir can. Kendisi de küçük. Yaklaşık olarak 5 aylık dişi bir köpek. Şu hale bakar mısınız? Açlıktan perişan olmuş durumda. Evet. Bu yavrucağı da kliniğe kaldırdık. Bununla birlikte 16. vaka oldu. Değerli arkadaşlar, 16 tane hayvan şu an tedavide. Ve ciddi anlamda desteğe ihtiyacımız var. Ya artık derneğin dayanacak gücü kalmadı ama bu yavrucakları da böyle bırakamıyoruz. Şu hale bakar mısınız? Perişan olmuş yavrucak. Bu canı da hemen tedavisi için kliniğe kaldırdık. Bilecik'ten ihbar edilen trafik kazalı kediyi kliniğe kaldırıyoruz. Durum oldukça kötü. Bu göz işlevini kaybetmiş ve bu göz de kaybetmek üzere. Burnundan kan geliyor. Çenede asimetri var. İnşallah çenesini kırmamıştır. Ama bu göz de çok kötü durumda. Her iki gözü de. Hemen bu yavrucağı kliniğe kaldırıyoruz. Ayaklarında kırık var mı? Şunda yok. Bunu da bilmiyoruz. Hemen kliniğe kaldıracağız. Değerli arkadaşlar, Bilecik'ten ihbar üzerine kliniğe kaldırdığımız kedinin durumu bu maalesef. Şu göz tamamen işlevini kaybetmiş durumda. Çenede bir asimetri var. Solunumda sorun var. Solunum sorunlu. Dişlerde kırık var. Hemen hekimlerimiz tedavisi için uğraşacaklar. Evet, maalesef durumu bu kedimizin. Bilecik'ten ihbar edilen bacağının şurasında çok sert bir tümör kitlesi olan köpeği kliniğe kaldırdık. Evet, bunun da maalesef durumu, bacağının durumu çok iyi değil. Şuradan itibaren şöyle tümör var burada ve taş gibi. Evet. Bu canı da hemen kliniğe kaldırdık. Genel tedaviden sonra ameliyatla bu kısım alınacak. Kısmına kadar tamamen şişmiş durumda burası. Çok kötü durumda maalesef. Arkadaşlar, Bilecik'ten ihbar edilen şu bacağı kırılmış ve ödem oluşmuş. Daha doğrusu kalçası kırılmış. Dişi bir yavru köpek. Hemen bu yavrucağı da tedaviye aldık. Evet, bununla birlikte bu ay aldığımız 19. vaka oldu. 19 tane can İstanbul, Bilecik ve Ankara kliniklerinde tedavi görüyor. Evet, bu canlar için desteklerinizi bekliyoruz. Bunlardan sadece 4 tanesinin tedavi masraflarını karşılayabildik. Yani 4 tanesini sponsor bulabildik. Diğer kalan 15'i halen tedavide ve destek bekliyor. Bu yavrucak da bugün alındı. Oldukça küçük. Şu bacak kırılmış, trafik kazası olduğunu düşünüyoruz. Tam bilmiyoruz ne olduğunu. Hemen kliniğe kaldırdık. Sakarya Geyve'den ihbar edilen köpeği kliniğe kaldırıyoruz. Oldukça kötü durumda. Perişan olmuş. Yani köpeğin cinsi bile belli değil. Bakın, bu kadar güzel bir ırk. Cins ama maalesef taşlaşmış tamamen. Ve şu ara ayakta da bir sorun var. Tamam kuzum, dur kuzum. Hemen bütün tahlillerini yaptıracağız. Uzun bir süre büyük ihtimalle klinikte kalacak. Tamamen perişan olmuş hayvancağız. Hemen kliniğe kaldırıyoruz. Dur yavrum. Sakarya'dan ihbar edilen uyuzlu köpeği kliniğe getirdik. Hayvan perişan olmuş. Şuna bakın. Dogo mu, boxer mı, pitbull mu olduğu belli değil. Çok kötü. Sakarya Geyve'den ihbar üzerine aldık. Bilecik'ten ihbar edilen şu bacağı şuradan kırılmış köpek. Zaten ödem oluşmuş burada. Bir de daha da kötüsü. Şöyle göstereyim. Evet. Burası neredeyse kurtlanmak üzere açık yara var. Ve perişan durumda. Bu bacakta his var. Ancak şu bacak çok kötü durumda. Bu kadarcık da küçük bir yavru. Hemen bu garibanı tedaviye kaldırdık. Demelerine göre araba geçmiş üzerinden ama tam olarak ezilmemiş bu taraf şükür ki. Yalnız şurası oldukça kötü durumda. Kasık arası yani. Herkese merhabalar. Değerli arkadaşlar, bugün ihbar edilen tek gözünde viral enfeksiyon olan kediyi kliniğe kaldırdık. Bilecik'ten ihbar edildi.
Viral enfeksiyon sorun değil ancak kedinin genel sağlık durumu hiç iyi değil maalesef. Şu an kan tahlilleri falan yapılacak. Hastalığı nedir bilmiyoruz. Trafik kazası vesaire değil. Kedinin genel durumu hiç iyi değil. Merhabalar değerli arkadaşlar. Şimdi yine Bilecik'ten ihbar edilen trafik kazalı köpek. Tam bacağının şurasında kırık var. Küçük bir erkek köpek. Oldukça ağrısı olduğu için ağrıdan muayene edemediğimiz için sedasyonla muayene edilecek. Hemen hekimler müdahalesine başlayacaklar. Bu canı da geçen gün tedaviye almıştık. Bu yavrucağın da arka bacağı kırıktı. Bu yavrucağın da tedavisi devam ediyor. Değerli arkadaşlar çok can var. Kliniklerde tedavisi devam eden. Üstelik de Bilecik, İstanbul ve Ankara kliniklerinde 3 farklı klinikte. Bu canlar için desteklerinizi bekliyoruz. Uzun bir süre daha tedavide kalacak. Herkese merhabalar. Değerli arkadaşlar bu yavrucağın da tedavisi devam ediyor. Her iki bacağı da kırıktı. Uzun bir süre daha tedavide kalacak. Evet, yemesi içmesi gayet iyi. Şükür onda bir sorun yok. Üzerinden araba geçmiş. Bilecik'ten ihbar edilmişti. Maalesef her iki bacak da kırık. Değerli arkadaşlar, Manisa'dan ihbar üzerine kliniğe kaldırdığımız köpeğin tahlilleri yapılacak. Lejmanya şüphesi var. Şuradaki deliklerden dolayı bacağının ve vücudunun birçok yerinde bu şekilde delikler var. Şimdi hekimler hemen lejmanya tahlili yapacaklar. Arkadaşlar leşmanya tahlili yapıldı. Çok şükür negatif çıktı. Ancak karaciğer enzimleri bozuk. Evet, leşmanya tahlilinde negatif çıktı. Hemogram ve biyokimya da yapıldı. Karaciğer enzimlerinde bozukluk çıktı maalesef. Bilecik'ten ihbar edilen perişan bir kedi. Şu bacak kırılmış. Şu bacak ve organlar dışarı çıkmış. Bir de aman aman. Allah'ım çok kötü. Tamam kızım tamam. Hekimlerimiz hemen müdahale edecekler. Evet, anüs bölgesi de dışarıda değil mi? Evet. Hocam bir de şurası. İki bacak da çok kötü durumda. Şunda his var, şunda hiç his yok. Zaten kemik buradan kırılmış. Bilecik'ten ihbar edilen şu bacağı kırılmış ve kemiği dışarı çıkmış köpeği hemen kliniğe kaldırıyoruz. Kaçmasın diye tasma taktık. Ancak kaçacak durumda da değil zaten. Şu bacak kırılmış ve kemik dışarı çıkmış. Kanama devam ediyor. Hemen kaldırıyoruz. Oldukça zayıf bir köpek. Arkadaşlar bacak kırılmış ve kemiği dışarı çıkmış köpeği kliniğe getirdik. Durum oldukça kötü. Bilecik'ten ihbar edilmişti. Hemen bu yavruyu kliniğe getirdik. Kanama devam ediyor. Yalnız kırık, eski bir kırık. Parçada eksik var mı hocam sizce? Yok aradın mı? Şurada da delik var. Merhabalar. Bilecik'ten ihbar edilen büyük ihtimalle trafik kazası geçirmiş bir köpek. Bacağının şurasında bir delik var. Popo tamamen dışarıda. Ve şurada da oldukça büyük bir yara var. Ayağa kalkamıyor. Araba çarpmış, geçmiş olabilir mi hocam? Araba trafik kazası. Büyük ihtimalle trafik kazası. Arka tarafını hareket ettiremiyor. Şu kısımda ve şu kasık arasında oldukça büyük bir yara var. Ve popo kısmı dışarı çıkmış tamamen. Bilecik'ten ihbar üzerine kliniğe kaldırdığımız şu bacağı darbeye bağlı ödem oluşmuş. Yavru köpeği kliniğe getirdik. Evet, oldukça durumu, şu bacağın durumu daha da çok kötü. Kımıldatamıyor ve elleyince de ağlıyor. Oldukça küçük bir yavru köpek. Hemen bunu da kliniğe kaldırdık. Kırık mı? Onun muayenesi yapılacak. Ancak şurası tamamen şişmiş. El kadar bir şey daha, çok küçük. Bilecik'ten ihbar edilen tek gözünde tümör olan köpeği hemen kliniğe kaldırıyoruz. Patlamış ve kanama da var. Yalnız çok agresif bir köpek. Zor yakaladık. Evet, şu şekilde maalesef. Hemen bu köpeği kliniğe kaldırıyoruz. Kendisine yaklaştırmıyor kolay kolay. Kanama halen devam ediyor. Köpeği kliniğe getirdik. Şurada çok sert bir kitle var ve göze de baskı uyguluyor. Ayrıca buruna kadar ilerlemiş. Durumu oldukça kötü. Göz var burada. Göz belirtileri. Ateş gibi de yanıyor sanki. Evet, durum oldukça kötü. Çok agresif olduğu için sedasyonla muayene edilebilecek.
Bilecik'ten ihbar edilen TVT kanserli ufak köpek. Rahim bölgesi tamamen dışarıda. Evet, hemen kliniğe kaldırıyoruz. Oldukça uysal bir can, kaçmasın diye biz tasma taktık. Hemen kaldırıyoruz bu canı. Alalım. Tasmayı da alayım ben. Bu kadar küçük bir şey. Bilecik'ten ihbar edilen TVT kanserli köpeği kliniğe getirdik. Evet, oldukça kötü durumu. Çok küçük bir can, dişi. Hemen tedavisine başlanacak. İlk muayenede 3 doz kemoterapi göreceği söylendi. Bakalım durum ne gösterecek. Duruma göre de tedavisi devam edecek. Bu canlar için desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Tedavisi devam eden bir sürü can var klinikte. Bu canın da uzun bir süre tedavisi devam edecek.